Bir kişinin kalbinde iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir arada bulunmaz, buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Değerli misafirlerimiz, açılış konuşmalarını yapmak üzere ilçe müftümüz Sayın Mehmet Ceylan hocamızı kürsüye davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Kaymakamım, değerli İl Müftümüz, Belediye Başkan Vekilimiz, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, daire amirlerimiz, değerli hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Programımıza hoş geldiniz diyorum. Bu güzel anları bize nasip eden Rahman ve Rahim olan, bize insan olarak yaratan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmayı bize nasip eden bizi güzel bir vatanda, bize güzel bir vatanda yaşamayı nasip eden, adaletle hareket edenleri seven, temizlenenleri, temiz olanları seven, iyilik yapanları seven Allah-u Teala hamd ediyor. Bize kardeşliği öğreten Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam gönderiyorum. Değerli kardeşlerim, Kutluluğun Haftası bildiğiniz gibi 1989 yılından beri kutlanıyor. Her yıl bir tema işleniyor. Bu yıl da tema olarak Hazreti Peygamber ve güvenli toplum konusu işlenecek. Şimdi insan psikolojisiyle ilgilenen alimler diyorlar ki, bilginler diyorlar ki, insanın en başta ihtiyaç duyduğu şeylerin başında yeme, içme, teneffüs gibi fizyolojik ihtiyaçları geliyor. Bunun hemen peşine güvenlik ihtiyacı geliyor. İkinci sırada güvenlik, güven olmasını insan istiyor, arzu ediyor. Üçüncü sırada da sevgi geliyor. Şimdi Peygamber Efendimiz'in özelliklerini, sıfatlarını incelediğimiz zaman en başta Peygamber Efendimiz'in bir ünvanı var. Emin o insan olması. Diğer taraftan Habibullah olması. Yani bu ünvanlar Peygamber Efendimiz'e bilerek, insanların ihtiyaçları bilinerek, Allah tarafından ihtiyaçları bilerek bu sıfatlar verilmiş. Ben öyle anlıyorum. Yani bir taraftan emin olması, bir taraftan da Habibullah olması. Habibullah derken hem Allah'ın sevdiği en üstün zat, en iyi insan, hem de kulların sevdiği bir insan. Yani hem Habibullah, hem Habibü İbad. Hem kulların sevgilisi, sevdiği insan, hem de Allah'ın sevdiği insan. Peygamber Efendimiz'in öğretisinde de sevgi esastır. Allah-u Teala da bu sevginin kaynağıdır. Ayet-i Kerime'de İnne Rabbi Rahimul Vedud. Benim Rabbim rahmet sahibidir ve aynı zamanda da sevendir, sevilendir. Bütün sevgilerin kaynağı odur. Onun için çocuğun, bebeğin sevgiye ihtiyacı vardır. Çocukların sevgiye ihtiyacı vardır. Gençlerin sevilmeye, sevmeye ihtiyacı vardır. Bu bir ihtiyaçtır. Yaşlıların sevgiye ihtiyacı vardır. İşte Peygamber Efendimiz de bütün hayatı boyunca bunu insanlara öğretmeye çalışmıştır. Bir taraftan güvenilir bir insan olmayı, güvenilir bir mümin olmalı. İkincisi de sevgiyle hareket etmesini ümmetine öğretmiştir.
Ayet-i Kerime'de قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهَ. Onlara de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Yalnız bu tabi sevginin somutlaşması lazım. Yani hayat tarzı haline gelmesi lazım. Bir ilmüftümüzün anlattığı bu sevgiye örnek olarak bir hususu ilmüftü yardımcımızı sizinle paylaşmak istiyorum. Köyüme gittim diyor. Dedemi ziyarete, dedem de yaşlı bir zat, alim bir zat. Köy imamı da yeni verilmiş genç bir arkadaş. Gitmiş dışarıda gençlerle top oynamış. Ondan sonra benim yanıma geldi, dedemin yanına geldi. Terlemiş. O şekilde geldi. Dedem ona minder verdi, yer gösterdi. Ayağa kalktı, hürmet etti. Ondan sonra gitti, havlu aldı, getirdi, sırtına koydu. Efendim, ben de nasıl kızıyorum böyle yani. Efendim, niye buna bu kadar saygı gösteriyor, niye buna bu kadar hürmet ediyor diye. Farkına vardı. Dedi ki, oğlum, ben ona niye sevgi gösteriyorum, niye saygı gösteriyorum? O peygamberin mihrabında duruyor da onun için ben ona sevgi gösteriyorum. Onun için, değerli kardeşlerim, yani hayatımızda bu dille değil, lafla değil de peygamberi sevmek, peygamberin ilişki olduğu her şeyi sevmek. Allah'ı sevmek, Allah'ın sevdiği, Allah'ın ilişki olduğu her şeyi sevmek. Yunus Emre ne diyor? Yarattıkları severim, yaratandan ötürü diyor. Onun için inanan insan, Allah'ı seven insan, peygamberi seven insan, kainatta her şeyi sever, o gözle bakar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sevgiyi imanla bütünleştirmiştir. Siz iman etmedikçe cennete gidemezsiniz. Birbirinizi sevmediğiniz müddetçe de iman etmiş sayılmazsınız. Buyuruyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bizim peygamberimiz sevgi peygamberidir, güvenlik bir peygamberdir. İşte bu konu da efendim burada inşallah değerli ilim müftümüz tarafından anlatılacak. Biz kendisine şükranlarımızı arz ediyoruz. Bütün davetlerimize katılıyor. Bugün de geldik, katıldılar. Ve böyle İmam Hatip Okulu, ortaokulla beraber bir program düzenledik. Bunun da böyle resmiyetten daha uzak, ilim müftümüzün daha samim olduğuna inandığımız için, hayatın içinde yaşadığı için bu konuyu kendisinin anlatmasının uygun olacağını düşündük. Teklif götürdük, kendisi de kabul etti. Kendisinden Allah razı olsun, buraya kadar teşrif etti. Hepinizin kendisine şükranlarımı arz ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun.